Kadın Dedektiflik Bürosu. Zeyna'nın dedektiflik bürosunda yine harika bir sabah. Dedektiflik becerilerim bana kapının arkasında birinin olduğunu söylüyor. Aha! Birinin olduğunu biliyordum. Günaydın şey... Kalem. Tabii ki sen bir kalemsin. Kalem olduğunu herkes görebilir. Özellikle de benim gibi ünlü bir dedektif. İçeri gel. Zeyna'nın dedektiflik bürosuna hoş geldin. Dedektif Zeyna, niçin kullanıldığımı hatırlayamıyorum. Bütün geceyi hatırlamaya çalışarak geçirdim ama yapamadım. Bu yüzden sen bana yardım edersin diye düşündüm. Belki mi? Belki mi? Tabii ki yardım edebilirim. Kimse gizemleri çözmede benim kadar iyi değildir. Ve şimdi hadi işe koyulalım. Bakalım bildiğimiz şeyler neler? Bir kalem olduğunu biliyoruz. Ama asıl soru şu ki bir kalemi ne için kullanırız? Bir kalemle ne yaparız? Buldum. Benimle ne yapıldığını biliyor musun? Hayır, hiçbir fikrim yok ama kimin bilebileceğini biliyorum. Kasabanın en zeki kişisi odur. Var olan her şeyi biliyor. O benim en iyi arkadaşım ve adı Roy. Olamaz, kapıda biri var. Ne istiyorlar? Kimseyi davet ettiğimi hatırlamıyorum. Tamam tamam, geliyorum. Kapımı kırma. Merhaba Roy. Zeyna, burada bir kalemle. Ne yapıyorsun sen? Gördün mü? Senin kalem olduğunu hemen anladım. Kasabadaki en zeki kişi olduğunu söylemiştim. Kasabanın en zekisi miyim bilmiyorum ama... Bu sabah kalem bana çok zor bir soruyla geldi. Bir kalem ne için kullanılır? Oh, bu kadar mı? Gizem bu mu? Bu çok basit bir soru aslında. Her çocuk kalemlerin şey için kullanılır. Yani... Buldum. Kalemin ne için kullanıldığını biliyorum. Gerçekten mi? Kalemle ne yapıldığını biliyor musun? Kesinlikle. Kalem uzaya uçmak için kullanılır. Uzaya uçmak mı? Uzaya kalemle mi uçarız? Elbette kalemle uzaya uçabiliriz. Baksana. Uzun ve zayıfsın değil mi? Doğru. Ve uzay gemisi gibi dik durabilirsin değil mi? Doğru. O zaman bir kalemle ne yapacağız? Uzaya uçacağız. Ve çok da eğlenceli görünüyor. Peki neyi bekliyoruz? Hadi bir maceraya çıkalım. Uzaya uçacağız. Çok eğlenceli. Kalemle yaptığının bu olduğundan emin değilim Zeyna. Bak ne kadar yukarıdayız. Ama kalemle uzayda uçmak çok eğlenceli. Wow. Hadi oraya uçalım. Bakamayacağım. Veya oraya. Biliyor musun Zeyna? Kalemle uzayda uçmak gerçekten çok eğlenceliymiş. Roy haklı. Şimdi oraya uçalım. Size demiştim. Kalemle uzaya uçmak çok eğlenceli. Merhaba arkadaşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Bir kalemin içinde uzayda uçuyoruz. Bir kalemle uzayda uçmak mı? Evet, bu harika bir fikir. Ama bence kalemler başka bir şey için kullanılıyor. Başka bir şey mi? Evet, bakın. Eminim kalemle uzayda uçmak eğlencelidir. Ama duyduğuma göre kalem yazmak ve çizmek için kullanılıyor. Çizmek mi? Evet, her türlü şeyi çizmek için. Arkadaşlarınız için bir resim gibi. Bu doğru. Arkadaşlara resim çizmek için kullanılıyordum. Doğru. Başından beri biliyordum. Kalemler resim çizmek için kullanılır. Kalemle resim çizmek. Bu da kulağa eğlenceli geliyor. Şimdiden hayal edebiliyorum. Geri dönüp resim çizmek ister misiniz? Etrafta biraz daha uçtuktan sonra gitsek... Yaşasın! İşte gidiyoruz. Yaşasın. Evet. Hazır mısınız? Teşekkür ederim Ay. Hoşça kal. Sizi görmek çok güzeldi. İstediğiniz zaman ziyarete gelebilirsiniz. Bir
Bir gizem daha başarıyla çözüldü. Kalemin resim çizmek için kullanıldığını keşfettik. Şimdi biraz resim çizelim. Yaşasın! Zeyna, kıpırdama da seni çizeyim. Vay canına. Ne güzel bir resim. Teşekkürler. Doğru yere geldiğimi biliyordum. Yardımcı olmaktan mutluluk duyduk. Seninle güzel bir gün geçirdik ve tekrar resim çizmek için gelirsen çok seviniriz. Teşekkürler Zeyna, teşekkürler Roy. Ama bir dahaki sefere geldiğimde resim çizmeden önce yine bir süre uzayda uçmaya gitsek olur mu acaba? Ne dersiniz? Ha 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 ha!